UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak Fenerbahçe Hollanda'ya hareket ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden sarı lacivertliler an itibariyle Hollanda'ya hareket ediyor. Fenerbahçe Twente ile yarın karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. İlk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etmişti temsilcimiz. İkinci maçına çıkacak. Toplam 8 maç oynayacak UEFA Avrupa Ligi'nin değişen formatının ilk etabında. İkincisi Twente ile deplasmanda olacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Osayi Samuel cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak oyunculardan bir tanesi. Diğeri de İrfancan Eğribayat'ın da bir sakatlığı vardı. Tedavisi devam ediyor. Çağlar Söyüncü de aynı şekilde son olarak oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanmıştı oyuncu. Çağlar Söyüncü de bu karşılaşmada kadroda yer alamayacak. Bu üç isim dışında Fenerbahçe'de eksik oyuncu bulunmuyor. Tabii ligde Antalyaspor'u mağlup etti Fenerbahçe. Öncesinde de Union Saint-Gilloise'yu mağlup etmişti. Galatasaray mağlubiyeti sonrası kazanılan iki tane maç var. Bugün de milli ara önce lig bay geçici hafta öncesi Twente ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Ardından ligde bay geçecek ve devamında Samsunspor'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 3 eksiği dışında eksik oyuncusu bulunmuyor. Tüm hazırlıklarını tamamladı. Bugün saat 10.30'da son antrenmanını yaptı ve Hollanda'ya hareket ediyor. Akşam saatlerinde de Jose Mourinho ile bir futbolcunun basın toplantısı olacak. Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlayıp evet Fenerbahçe'li oyuncuları da görüyoruz. Kaptan Mert Hakan Yandaş. Kafileyle beraber İrfan Can Kahveci de aynı şekilde. Yarın İrfan Can'ın da bizim muhtemel 11'imizde yer alıyor. Cenk Tosun, Samet Akaydın da kafilede yer alan diğer isimler. Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı ve yarın Twente ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz. Hollanda'dan 3 puanla dönmesini temenni ediyoruz. Fenerbahçe ilk maçında hatırlattığımız gibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etmişti. O mücadelede kırmızı kart gören Osayi Samuel kafilede yer almıyor. Aynı şekilde Çağlar Söyüncü ile İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlıkları bulunduğu için maç kadrosuna dahil edilmediler. Fenerbahçe Twente sonrası içeride Manchester United'la oynayacak. Ardından AZ Alkmaar'la yine Hollanda deplasmanına gidecek. Daha sonra Slavia Prag deplasmanı, ardından Athletic Bilbao ile ve Lyon'la içeride oynayacak. Son olarak da Michelin'le karşılaştıktan sonra Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasındaki maçlarını tamamlamış olacak. Avrupa'daki yer alan tüm temsilcilerimiz gibi Fenerbahçe'nin de 3 puan almasını temenni ediyoruz. Şu an Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Fenerbahçe uçağa doğru geçiyor. Fenerbahçe kafilesi uçağın saat 14.30'da kalkması planlanıyor. Fenerbahçe Antalyaspor'u hafta sonunda mağlup etmişti ve Avrupa sınavı içinde Hollanda'ya hareket edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler ligin ardından Avrupa'da da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe kafilesi şu an otobüsten tamamen iniş yaptı. Biz Sabiha Gökçen'den temsilcimizin hareket edişini aktardık. Fenerbahçe yarın saat 22'de Twente ile karşı karşıya gelecek. Bugün de Jose Mourinho ve bir futbolcunun basın toplantısı olacak akşam saatlerinde. Sarı lacivertler yaklaşık yarım saat sonra arkamda gördüğünüz havalimanından Amsterdam'a, Hollanda'ya hareket edecek. Sabiha Gökçen'den şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz ve tüm temsilcilerimiz gibi sarı lacivertlilerden de 3 puan bekliyoruz.